bana bak. Bir günde sana poz vereyim diyorum. Eve falan asarız. Ayol benim ne eksiğim var o çektiklerinden? Ay Türkiye'nin en büyük fotoğrafçısı arkadaşım benim fotoğrafımı çekmiyor. Aa. Neyse. Neler oluyor şirkette anlat biraz. Tamam Naci'cim. Ellerine sağlık hayatım. İyi günler Neriman Hanımcığım. İyi günler Koray Beyciğim. İyi günler Naci Beyciğim. Çok teşekkür ederiz. Ay sen ne cin kadınsındır. Hı. İçeride bin tane adamın yokmuş gibi. Hayatım Neriman Sultan. Biz de kaçın kurasıyız. Öyle ağzımızdan kolay laf alamaz. Ayol ne içerisi, ne şirketi, ne lafı. Aa aşk olsun Koray. Ayol geçen gün şu kız da seni sordu. Hangi kız? Yasemin mi? Ay bak ay ay hangi gözüme ikisi birden atmaya başladı artık vallahi bu kızın adını duyduğumda ya. Ay ben sana o kız diyorum ya. Dene bana Yasemin deme kötü oluyorum. Neyse işte Koray ne yapıyor dedim. Çekememekle meşgul dedi. Artık neyi çekemiyorsan, neyi çekemiyorsun? Aa, üstüme iyilik sağlık. Yalnız bu Yasemin az de değil ama. Ben kimi çekemeyeceğim be? Bir kendine gelsin. Allah Allah. Ay asıl Ömer'e gelsen, Ömer'e. Gelelim Ömer'e. Nerede seninki? Ay bırak benimkini, Ömer'e gel. Hayatım yani sonra ismin böyle dedikoducuya çıkıyor. Bilirsin sevmem dedikodu yapmayı ben. Ay çıkmaz çıkmaz. Zaten benimki arkadaşlarıyla yemekte yok Necmi evde. Aa hangi arkadaşlar bunlar? Aman Necmi'nin arkadaşından ne olacak Allah aşkına oradan buradan işte. Neriman Hanım yoklar mı? Yoklar yoklar. Ben bilmem hayatım valla. Seninki için çapkınlık turlarına çıktı diyorlar. Böyle şarkıcı kızlar, manken tipler falan dikkatli ol şekerim. Aman onun bir şey yaptığı yok Allah aşkına. Gezer durur karşımda oturur. Gerçi senin gibi kadını da aldatmak cesaret ister şekerim. Ay içim titredi bak. Eşimle farklı yaşam tarzlarımız, farklı ilgi alanlarımız var. Ayol bütün gün eteklerimde zaten bir nefes aldırmıyor insana. Malum yoğun iş hayatı yüzünden bazen haftalarca birbirimizi görmediğimiz oluyor. Ay kendi başına bir işi beceremez. Ben olmasam çoktan dağılırdı. Ay erkek sonuçta bugünlere onu ben getirdim ben. Benim gibi bir adamı taşımak, arkasında durmak kolay değil tabii. Ay bazen bir konuşuyor. Yani sinirden her yanım atıyor, her yanım atıyor. Ay çok bunaldın. Hadi git gez diyorum. İki geziyor geliyor. İşte erkeği böyle böyle yönlendireceksin. Tek amacı bana destek olabilmek. Ebe erkek olarak nasıl bir stres altında olduğumun o da farkında. Ben kadınlara önem veririm. Hem de bütün kadınlara. Biraz da sana dönelim Tuğçe'm ha. Ne dersin? Dönelim de birkaç arkadaşımla görüşecektim. O yüzden yavaş yavaş izninizi isteyeceğim. Müsaade sizin. Sizi daha yakından tanımak isterim tabii. Daha geniş bir zamanda. Mesela yarın bir kahvaltı olabilir. Ha tabii bir de eşiniz hala streslerinizin farkındaysa. Bunca yoğun çalışma ortamına rağmen yarın sabah kahvaltı için size zaman ayıracağıma söz veriyorum. Buyurun kartım. Öyleyse iyi günler. İyi günler Tuğçe. Çekimde gördün değil mi? Kızın ayağı burkuldu diye gerçek bir prens gibi koştu yardımına. Yasemin'i gördün mü o ara? Bir bozuldu, bir büzüldü, bir buruldu. Çatlıyordu orta yerinden. Ay gördüm, gördüm. Beti benzi atmıştı. Ay az bile ona pis. Ay Koray de iyi ettin de geldi. Ne diyorsun? Yeni asistan kızı sevdiler yani şirkette ha? Tam bir beceriksiz ama bir şeytan tüyü var. Heh. Gerçi ama var ya kız talihsiz. Bu kadar cadıların arasına düştü çünkü. Ay dur. Kışın düşüyor. ama.